Bir insan Allah'ı ne kadar sever, ne kadar tanırsa o kadar sever, değil mi? Buna ne deniyor? Marifetullah. Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla bilmek demek. Marifetullah. Bir insan için en üst mertebe bu. En büyük mertebe. Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla tanımak. Şimdi insanların nazarında bu çok bir şey ifade etmeyebilir yani. Ben de Allah'ı çok iyi tanıyorum. Öyle maşallah kardeşim. Bu kadar. Ama nazar-ı ilahideki en kıymetli şey Allah Azze ve Celle'nin tanınması. Normal ikili ilişkilerde dikkat edin. Bir arkadaşınızla bir mekana gidiyorsunuz ve nasıl kahve içtiğinizi biliyor. Çok hoşuna gitmez mi insanın? Değil mi? Aa, unutmamışsın demek. Ben bu cumartesi sohbetinde birisi gelmişti. Şu değil miydin dedim. İsmini söyledim. Allah Allah, nasıl hatırladın dedi yani. Halbuki bundan 3 ay önce görüşmüştük. Yani bir ismini tanımak insanın hoşuna giderse, bütün isimleriyle Allah Azze ve Celle'yi tanımanın o kutsi lezzetini Allah canibinden buyurun siz düşünün. Allah katındaki en kıymetli şey Allah'ın tanınması. Şöyle o sanatlı, ince detaylı yarattıklarına bakıyorsun. Sadece dağlar, denizler mi? Hayır, kaşın, gözün, derin. Allah'ın sevgisini üstünde keşfediyorsun ve diyorsun ki ya Rab, bunlar benim için mi? Hayret ediyorsun. Sonra da o hayret muhabbete dönüşüyor. O muhabbet secdeye dönüşüyor. Bakın, bundan daha makbul hiçbir şey yok. Biz bunları ahirette göreceğiz. Bu iman derslerini hakkıyla alan birisi perde-i gayb açılmış gibi ya Allah Azze ve Celle en çok bunlardan hoşlanıyor ve bu dünyada görecek. Yani ne için yaratıldıysa onu yapmış olacak. Ama bu ince detayları anlamayanlar bu meseleleri ahirette görecek. Ahirette görünce de hiçbir işe yaramayacak. Bütün sevdiğin şeylerin kaynağı kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Bak, acayip matematik var yani. Bir poğaça yedin, üf ya bu nasıl poğaça? Nereden geldi? Bir pasta yedin, ya bu nasıl pasta? Nereden geldi? Bir çörek yedin, bu nasıl bir çörek? Nereden geldi? Filanca pastaneden. Ya o pastaneye aşık olursun yani. Benim bütün sevdiklerimin kaynağı o pastane miymiş? Şu mevcudatta ne seviyorsun? Nedir yani? Maddi bir şey, manevi bir olgu, bir duygu. Nedir o sevdiklerin? Tamamının kaynağı Allah Azze ve Celle. Bir insan bunu bilse, cümleye dikkat edin. Allah'ı sevmeme ihtimali yok. Öyle mi? Az önceki poğaçayı seviyorum. Ama diyorum ki o pastaneyi hiç sevmiyorum. Ne dersiniz? Şizofrene bağlıyor herhalde. Yani poğaçasını seviyorsun, pastaneyi sevmiyorsun. Pastasını seviyorsun, pastaneyi sevmiyorsun. Çöreğini seviyorsun, pastaneyi sevmiyorsun. Mümkün mü? Mümkün değil. Çocuğunu sevmeyen var mı? Olmaz değil mi? Anasını sevmeyen var mı? Olmaz değil mi? Kendi kaşını gözünü sevmeyen var mı? Ya iyi ki şunlar var ya, şu azalarım. İyi ki var. Allah Allah. Çok sevdiği dostlar herkesin var değil mi? Evet var. Bunları seveceksin, yaratıp vereni sevmeyeceksin. Mümkün değil. Bir insan Allah Azze ve Celle'yi tanısa, marifetullah dediğimiz bu iman dersleri, onu sevmemesi mümkün değil. Ona lakayt kalması mümkün değil. Bir de tanıdıktan sonra şöyle bir olay oluyor. Şimdi sen anneni tanıdığın, böyle anne diyorum, annesini kaybedenler var. Allah cennet firdevsinde kavuştursun tekrar hepiniz inşallah. O güzel sevgiyi kat kat tekrar Allah orada tattırsın size. Anneni tanıdın, sevdin, baktın ki yani anne dediğin şefkat perdesi. Her hareketi sevgi, her hareketi muhabbet, öyle mi? Tokadına bile ne diyoruz? Şefkat tokadı. Ya anam vursa sevdiğinden vuruyor. Bak şimdi. Anneni tanıdın, sevdin. Şöyle annenin okşamasını üstünde keşfetsen bu ne olur? Lezzet olur. Niceleri var değil mi? Dertlenince ne yapar? Gider başını anasının dizine koyar. Ana okşa der ya. Sen başımı okşa, benim dertlerim dökülsün der. Şimdi bir Diyarbakırlı'nın normal zamanda birisi başını okşasa kabul etmez bunu. Hayırdır birader, çek o elini der değil mi? Ama dönüp baksa ki okşayan el annesinin eli. Allah Allah. Annesini keşfetti mi? Keşfetti. O saatten sonra anneden gelen her şey lezzet verir. Öyle mi? Ya yırtık kağıt gönderse anan lezzettir. Bayat ekmek gönderse anan lezzettir. Ya telefonda adını görüyorsun, lezzet duyuyorsun. Allah'ı tanısan ve keşfetsen. Cümleye dikkat et. Her dokunuşun bizzat Allah'ın icraatı, işçiliği olduğunu bilsen. Çileğe bakıyorsun. İnce ince işçilikler. Çileğe bakarken ki gözlerine dönüp bakıyorsun. Ya Rab, o da senin dokunuşların. Allah'ı tanıdıktan sonra onun bütün dokunuşları bir insanda neye dönüşür? Lezzete, keyfe, eğlenceye, iştiyaka dönüşür. Allah Allah. Bak şimdi. Bir gün birisi geldi yanıma. Ben bunalıma girdim dedi. Neden dediğimde sebebinin ilgisizlik olduğunu anladım. Dedi ki etrafımdaki herkes çıkar için yanımda. Etrafımdaki herkes menfaat için yanımda. En son şöyle bir inanışa dönüşmüş. Bu dünyadaki herkesin sevgisi karşılıklı menfaat için. Samimi sevmek diye hiçbir şey yok dedi.
Daha sonra ona Allah Azze ve Celle'yi anlattım. Sonra şunu söyledi. Ben de Allah'ın sevgisini tanımak isterim. Beni sevdiğini bilmek isterim. Bunun için bir işaret yok mu dedi. Yani tamam bak ne güzel yani Allah'ın size olan sevgisini anlamışsınız. Anlayınca da lezzet olur öyle değil mi? Yok mu dedi bir işaret ya. Ben de Allah'ın bana olan sevgisini keşfedeyim. Dedim ki ben geçen gün bir yere gittim. Çok onurlu oldum dedim. Bir gittim her yer benim için süslendirilmiş. Her yer benim için renklendirilmiş. Kendimden geçtim adeta bana bu kadar ilgi olduğunu görünce dedim. Nereye gittin abi dedi. Yaylamıza dedim. Yaylaya bir gittim. Bağlar, bahçeler, meyveler, tepesine dikilmiş güneş. Tamamının benim için olduğunu gördüğümde çok onurlu oldum. Bizzat benim için olduğunu fark edip keşfedince de inanılmaz lezzet aldım her şeyden dedim. Yani bir şey dedim bizzat senin adına olduğunu anlayınca orası senin için neye dönüşüyor biliyor musun? Cennete dönüşüyor. Şöyle düşünün bilmediğiniz bir memlekete gidiyorsunuz. Tefekkürü açtınız mı? Açtınız değil mi? Dünyaya medar şeyleri unutun silin şöyle. Tefekkürü açın. Bilmediğiniz bir diyara gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz her yeri süslemişler. Yürüdüğünüz yollar artınca görüyorsunuz ki kırmızı halılar da başlamış. Kırmızı halılardan yürürken bakıyorsunuz kandillerle süslenmiş. Dersiniz ki Allah Allah burasının süslenme amacı nedir acaba? Yürüyorsun, 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 yürüyorsun bir pankart görüyorsun. Kendi adını görüyorsun. Yunus hoş geldin. Kerem merhaba. Mehmet bu güzelliklerin her birisi senin için. Ne olursun? Ya Allah Allah şu koskocaman memleket benim için süslenmiş. Çok onurlu olursun. Gurur duyarsın. Gördüğün her şeyden lezzet almaya başlarsın. Artık yürüyüşün bile değişir. Doğru mu? Yani filanca bir yerde birisine bir şey ikram etseler. Hani şölen kimin içindi? Senin içindi ya. O adamın yediğinden bile lezzet almaya başlarsın. Bir insan senin için bir memleket, bir salon süslese ne anlamı var ki? Bir günlük, bir haftalık mesele doğru mu? Gelip geçecek. Ama kainatın sahibi. Hiçbir mecburiyeti yokken haşa. Sana kıymet veriyor, bir damla sudan muhatap alıyor. Bir de koca kainatı senin zevkine göre, bu cümle önemli. Var mı şu zevk bana hitap etmiyor dünyanın hiçbir yerinde? Yok değil mi? Tam senin zevkine göre. Tam senin lezzetlerine göre. Biri ayvayı sever, biri elmayı sever, biri muzu sever, biri çileği sever. Biri denizi sever, biri dağı sever, biri kaymayı sever, biri yüzmeyi sever. Yani mutlaka senin ince zevklerin işlenmiş mi? İşlenmiş. Dikkat edin. Madem senin ince zevklerine hitap edilmiş, belli ki beklenen misafir sensin. İnceyi anlayabildiniz mi? Nereden belli yani burada muhatabım ben oldu? Ya bütün kainatta şu an Mehmet yazıyor, Ali yazıyor, Hasan yazıyor. Evet okumakta zorlanıyoruz, inşallah okuruz. Kainattaki bütün süsleri, ince zevkleri, lezzetleri okuyabilen cihaz sadece sende var. Bak 24 saat o ormanların içerisinde aslan geziyor. Ceylan geziyor, kaplan geziyor, tavşan geziyor. Hiçbirisine lezzet olarak buyur hitap etmiyor. Ama sen bir saat geziyorsun diyorsun ki ya bu ağaçların yapraklarının şekli nedir böyle? Ya bunların bu renkleri nedir böyle? Aman ya Rabbi filanca çiçeğin kokusu beni benden alıyor. Ya şu mandalina'nın hele King'i var ya King'i. Şu portakalın Washington'ı var ya Washington'ı. Şu karpuzun Diyarbakır'ı var ya. Ya beni benden alıyor diye. Hiçbir mahlukata değildi. Senin ince zevklerine hitap ediyorsa belli ki bunların hepsi senin için. İsmini okuyabildin mi? Okuyabildin mi? Bak Trabzon'a gidiyorsun değil mi Emice? Hamsiler kime göre? Tam sana göre. Mısır ekmeği kime göre? Kuymak kime göre? O da size göre. Ama bunları yaratan Allah. Bunları karıştırmayı birilerine ilham eden de Allah. Bak oradan da bakmak gerekiyor. Bir şeyler birleştirildikten sonra Allah'ın haşa eli çekilmiş gibi geliyor bize. Son model teknoloji bir araba. Ki ne ince detayları vardır vakumlu kapılara kadar. O arabanın bütün ham maddelerini dağların içerisinde saklamış. Ve bugün geldiğinde birilerinin ilhamatıyla yaptırtıp sana ikram etmiş. Şu beden elbisesinden arabayı elbise olarak giyiyorsun. Hızın artıyor ne kadar keyif alıyorsun. Bir de cennetin elbisesini giydiğini düşün. Şimdi madem bütün mevcudat tam senin ince zevklerine göre ise demek bir ilgi var sana. Kimden? Allah'tan. Demek bütün mevcudatın üzerinde bir isim yazıyor. Kimin ismi? Bizzat senin ismi. Baktığı her şeyde Allah'ı gören Allah'ı sever. Doğru mu? Mustafa sen ofisine giderken baktığın her yerde beni görsen. Halı süslemişim, yazmışım Mustafa senin için ben Mehmet. Tam kapıyı açacaksın kapıya yazı yazmışım Mustafa ofisine hoş geldin. İçeri giriyorsun portakal suyu sıkmışım Mustafa senin için. Tam bilgisayarın üstünü silmişim Mustafa senin için. Çayını demlemişim Mustafa senin için. Ya Allah Allah. Her yerde beni gören beni sever. Bakın marifetullah ilminin incelikleri. İmanın özü budur.
Bunlar olmadıktan sonra hep yapmacık kazıyor. Bütün baktığı mevcudatta her yerde Allah'ın dokunuşlarını ve ilgisini keşfeden Allah'ı sever. Allah'ı seven kendisini de Allah'a sevdirmek ister. Mustafa, o kadar sevgi görsen karşılık verirsin değil mi? Allah Allah. Ya Mehmet abi, sana da şöyle güzellikler yapayım. Ya seni de arayayım, teşekkür edeyim. Bütün mevcudatta Allah'ı gören Allah'ı sever. Allah'ı seven kendisini Allah'a sevdirmek ister. Kendisini Allah'a sevdirmek isteyen Allah'ın en sevdiği kul Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek ister. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar fıtri bir basamak örgüsü. Ne kadar doğal bir algoritma. Şimdi burada bir problem teşkil ediyor. Biz bir asfalt yol çalışması görsek, aa bunlar bilinçli birileri tarafından yapılmış diyoruz. Öyle mi? Ama dağları, denizleri, nehirleri gördüğünde şekli şemali biraz farklı olduğundan dolayı nasıl geliyor? Ya bunlar tesadüfen oraya konulmuş gibi geliyor. Şimdi sen dağları, denizleri, güneşi, ayı böyle tesadüfen konulmuş gibi gördüğünde Allah'ı sevecek bir sebep bulamıyorsun ki. Anladınız değil mi olayı? Şimdi burayı biraz deşmem lazım. Peri bacalarına gittin. Peri bacaların üzerindeki yumuşak yerler güneş, yağmur, rüzgarla savrulmuş gitmiş. Peri bacalarının kalan katı kısmı da böyle biraz farklı bir şekillerde kalmış. İtikadi olarak da çok sağlam değiliz gibi farz-ı misal düşünelim. Birisi dese ki, yahu yağmur vurmuş, güneş vurmuş, biraz da rüzgar vurmuş. Bunun üstündeki yumuşak tabakayı almış, sert tabakayı bırakmış, böylece peri bacaları oluşmuş dese, ha tabii böyle olabilir deriz. Yani tesadüf gibi haşa gözümüze gelebilir. Daha sonra o peri bacaların olduğu yerlerin altında şehirler de var, biliyor musunuz? Odalar var, kolonlar var, direkler var, resimler ve levhalar var. Gezenler vardır, bilirler. Birisi dese ki, yav yeraltı suları da buraya girmiş çıkmış tesadüfen olmuş dese, hiç kimse inanmaz buna. Deriz ki, ne tesadüfü ya, oda var oda. Yani şimdi eğri bir şeyde mana veremedik. Ama biraz alıştığımız nizama tabi olunca, ya dalga mı geçiyorsun, su buraya girmiş çıkmış, kolon koymuş, resim yapmış, levha yapmış, oda çıkarmış. Ne deriz? Bunun altında ilim var, irade var, kudret var deriz. Böyle saçmalıklara girme deriz. Şimdi bakın, aslında az önce eğri buyru duranları da, tam bizim anlayacağımız intizamda duranları da, her birisinde çalışan kanunlar var. Yeryüzünde yaklaşık 200 tane kanun çalışıyor. Ama bu kanunların çalışması manalı bir şeyi yapmasını gerektirmez. Yani kanunlar Allah'ın ilmi, iradesi, kudretiyle çalışır ama kanunlardan manalı bir şey asla çıkmaz. Şöyle düşünelim. Arkeolojik kazı yapıyorlar. Arkeolojik kazıda bir ucu sivri, bir ucu delikli bir tane iğne buluyorlar. Ne diyorlar hemen? Burada bir medeniyet yaşamış. Burada insanlar yaşamış diyorlar değil mi? Allah Allah, neden? Çünkü o iğnede bir kasıt var. O iğnede bir gaye var. Yani kimse diyor mu? Ya bu iğneyi de kanunlar yapmıştır zaman içerisinde. Kimse bunu demiyor değil mi? Allah. Çünkü kanunlarda bilim olmaz, ilim olmaz, estetik, mana hiç olmaz. Şimdi iğnenin bile yıllarca bekleyerek oluşmayacağını herkes kabul ediyor. Bir de dikiş makinesini konuşsak, yani toprağı kazdık bir dikiş makinesi çıktı, ne dersiniz? Ya kesinlikle birileri yaşamıştır. Yani burada bir tesadüfün olduğunu bütün dünya birleşse sizi inandıramaz. Bizim hücreler bir dikiş makinesi kadar detaylı değil mi? Allah Allah. Bir insanın, bir hayvanın oluşumu bir dikiş makinesi kadar detaylı değil mi? Bakın, bir karpuz oluşuyor toprağın altında. Bir dikiş makinesi kadar detaylı değil mi? Karpuz ya. Tam diline göre bir leze. Yani toprağın içerisinden yazın sıcağında kavrulmuş Ahmet'e, Mehmet'e, ya bu nasıl karpuz, sulu sulu dedirten bir şey çıkıyor. Yani bir kanun bu manayı, dil tadını, güzelliği sana mümkün değil, veremez. Allah Allah. Şimdi diyaliz makinesi yapıyorlar değil mi? Kan temizliyor. Şunu desek olur mu? Ya toprağı yeterince beklersek altından bir diyaliz makinesi çıkar. Kimse inanır mı buna? Olmaz yani. Arkeoloji ilmine ters bir şey bu değil mi? Bir böbreğe tesadüf diyorsun ama. Ha? Küçücük bir makina 100 yıl boyunca bakım gerektirmeden ve ses çıkarmadan kanı bu kadar ciddi manada temizliyor. Şimdi diyaliz makinesine, ya bunun bir mucidi var derken, bir böbreğe, ya bu da tesadüfen olmuştur demek. Bir makinenin içerisindeki ilim, bilim, estetiğe, ya bunun bir sahibi var. Toprak bunu bekle oluştur, saçmalıkları bırakın diyorsun da, bir böbrek için bu da kainatın beklediği süre içerisinde tesadüfen oluşmuştur. Şimdi bizim yanlış sorularımızdan kaynaklanıyor bu. Biz burada asıl soruya çıkmamız gerekiyor.
İğneyi hangi medeniyet yaptı? Dikiş makinesini kimler yaptı? Böbreği kim yaptı? Sorularından yürüsek en ince detaylara kadar alacağız meseleyi. Şimdi neden bunları anlattım anlıyorsunuz değil mi? Mevcudatın üzerindeki yaratılışın kimin tarafından olduğunu okuduğun anda sevgiyi keşfedeceksin. Allah'ın seni sevdiğini keşfedince sen de onu sevip memnun etmek isteyeceksin. Onu sevip memnun etmek için de onun en sevdiği zata Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyeceksin. Bak bunlar insanlığın olmazsa olmazları. Bir gün birisiyle bu cihetlerde konuşmalar yaptık. Tesadüf yoktur, ince manalar, ince sanatlar vardır. Allah'ın seni sevdiğinin işaretleridir, bunları okumak lazım dediğimde neden kendinizi inanmak zorunda hissediyorsunuz dedi. Yani dinle ilgilenmeseniz olmaz mı? E ne yapalım? Nerede sabah, orada akşam, yiyin için. Hem bak helal haram da yok. Bu kadar yorulmazsınız da. Her yerde Allah'ı görme ihtiyacı nereden geliyor dedi yani. Soruyu anladınız değil mi? Çünkü her şeyi Allah'a bağlama ihtiyacı hissediyoruz ya, hatta biz buna tevhid diyoruz değil mi? Neden bu ihtiyaç deyince insan olduğumdan dolayı dedim. Allah Allah. Biz insan olduğumuzdan dolayı her yerdeki bu işaretlerin sahibi kimdir bunları okumak zorundayız. Bak şimdi doğada bir koyunu ele alalım. Koyun da ben de doğduğumuzda bir parça birbirimize benziyoruz. O da anne sütüyle beslenerek büyümeye çalışıyor. Ben de anne sütüyle beslenerek büyümeye çalışıyorum. Aradan bir süre zaman geçtikten sonra hiç birbirimize benzemiyoruz. O anne sütüyle beslenip büyüyen koyunu 3-5 yaşında gitsem Malatya'dan alıp Mersin'e getirsem ya beni buraya neden getirdiniz diye sorgular mı? Sorgulamaz. Önüne ot koysan yemeye devam eder. Dikkat edin. Ot yerken o koyunun yavrusunu gözünün önünde kessen ot yemeye devam eder. Ben koyun muyum? Ben böyle miyim? Beni şu Mersin'den kaşımı gözümü bağlayıp başka bir yere götürseler. Gerekirse önüme en güzel sofraları da serseler. Ne derim biliyor musunuz? Birader ben neyim? Ben buraya nereden geldim? Beni buraya getirenler ne yapmak için buraya getirdi? Yani bir anda beni apar topar bir yere getirseler koyun gibi davranmak mümkün değil. Panik olurum, sorgulamaya başlarım değil mi? Beni kim getirdi? Neden getirdi? Bu getirdiği yerden sonra ne yapacak? Gözümüzü bir anda açtık, bizi dünya diye bir yere getirmişler. Doğru mu? Önümüze çeşit çeşit sofralar sermişler mi? Elmalar, armutlar, tantuni ya. Tantuni var dünyada. Bak, dilinin en ince zevklerine göre sofralar sermişler. Önünde birçok güzellikler var. Baharlar, ağaçlar, dağlar, ırmaklar, nehirler. Şimdi ben bir koyun gibi sadece bunun içine dalıp tüketsem, hiçbir şeyi sorgulamasam, ben neyim, nereden geldim, nereye gidiyorum demesem, böyle bir şansım var mı? Mümkün değil. Yani ben insan mı olayım, koyun mu olayım? Soru sahibinin sorusunu tekrar hatırlatayım. Bunları sorgulamaya ne gerek var? Yiyin, için, din diye bir şeye bağlamayın, devam edin. Böyle bir lüksüm olmadığı gibi benim koyun olma şansım da yok. Neden sorguluyorum? Neden din diye bir şeyin peşine düşüyorum? Neden her yerde Allah'ın müsrünü okumaya çalışıyorum? Çünkü ben insanım. Çünkü bunları okuyup sorgulayabilecek cihazat koyunda değil, sadece bende var. Dikkat edin, olmayan akılla kullanılmayan aklın hiçbir farkı yoktur. Koyunda akıl olmadığı için kullanmıyor, bazı insanda da olsa da kullanmıyor. İnanın ikisinin arasında hiçbir fark kalmıyor. Şimdi bizim takıldığımız dünyadaki mesleklerimiz var ya, öğretmenlik, doktorluk, şoförlük, tüccarlık. Bu meslekler aslında dünyaya gelmişken Allah Azze ve Celle'nin sıkılmayalım diye verdiği bazı roller. Yani bunlar adeta evcilik oyunu gibi. Mahallede evcilik oynamışsınızdır değil mi? Akşama kadar oynarsın, akşam ezanından sonra babanın annenin sesiyle birlikte oyunu rolünü bırakırsın, çeker gidersin. Biz bu dünyaya asıl bu roller için gelmedik. Dünyadaki asıl amacımız restoran sahibi olmak değil, muhasebeci olmak değil, doktor olmak değil, öğretmen olmak değil. Asıl amacımız Ruzi Mahşer'de. Tam gayemiz neyse o sorguya göre dünyada kendimize bir rol bulmak. Ama biz marifetullah ilmini, iman ilmini almadığımızdan rutin ve manasız bir hayatın katilleri olduk. Az önce anlattığım şeyler kulağa çok neşeli geldiğinin farkındayım. Nehirden bahsettik, ormandan bahsettik. Bunlar bizim okumaktan mecbur olduğumuz şeyler.
kainatın sahibi, Allahu Ekber diye hitap ettiğimiz Allah, yani büyüklüğünü öyle anlattığımız Allah, kendini anlatıp tanıtıp okutmak için mevcudatta bu kadar masraf yapacak. Sen de geçici evcilik oyunu gibi rollerine dalacaksın. Dünyadaki en büyük işin, meselelerin bunlar zannedeceksin ve asıl Müslümanlığın ince detay gerekliliklerini yapmayacaksın. Rutin ve manasız bir hayatın katili olursun. Bu okuyamadıkların şeylerin her birisinin de hesabını bir sonsuzluk sürecinde vermek zorunda kalırsın. Dersin başında tatlı ve kibarca anlattığımız şeyler bizim mecbur ve mükellef olduğumuz şeylerdir. Üstad Hazretleri 33. sözde 33 pencere diye bir bahiste her pencereyi açıyor ve bu ince manalı detayları okutuyor bize. Üstadım sen de bizim bir lüksümüzü karşıladın, oldu mu? Olmadı. Kur'an'ın anlam derinliklerinde seyahat etmekte mecburduk. Ve Üstad Hazretleri bu eserle bunu kolaylaştırdı bizden. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Mecbur ve mükellef olduğumuz bir dersi alıyoruz şu an. Bazı pencereleri açıyoruz. Oradan Allah Azze ve Celle'nin isimlerini okuyoruz. Bugün 22. pencere olan küre-i arz penceresini açacağız. Küre-i arzı açacağız. İçerisinden Allah Azze ve Celle'nin o marifetullah dediğimiz hakkıyla bilinme meselesini okumaya çalışacağız. Ya gerçekten şu dersleri almadan ölmeyi düşünsene. Kur'an var, hadis var, sünnet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı var. Burada o hayata benzemek için can veren sahabeler var. Biz zannediyoruz ki dünyada evcilik rolündeki mesleklerimiz, rollerimiz asıl olmazsa olmaz onlar. Ya böyle bir gafletle ölüp gittiğini düşünsene. Ama nasıl olacak bu işler olmadan? Hep o nazarla bakıyoruz yani. Olmuş, olduranlar olmuş. Peki ahiret işleri olmadan olduran bir kişi var mı? Bakın gözümüzü ahirette açınca üzgünüm demek yetseydi bunu büyükler yapardı zaten. Hiç böyle bir şey var mı? Ya Rab, seni tanımak, önünde huzurunda secde etmek, seni bu kadar hakkıyla bilmek, ben sadece onlara has zannediyordum, ben bunları unutmuşum, ya üzgünüm kusura bakma demek yetseydi, bu yolu bizden daha akıllılar zaten bulurdu, öyle mi? Üzgünüm demenin hiçbir geçerliliği ahirette mevcut değil. Ya bu dersleri almadan nasıl ölebilir bir insan? Bir de aldıktan sonra bitmiyor değil mi? İslam'da bilmek yapmaktır. Bir de bunları bildikten sonra yapman gerekiyor. Ya nasıl olacak yani böyle gerçekten gafil gafil ne olduğunu bilmeyen. Böyle garip bir halde seyahat edip gidiyoruz ama nereye gittiğimizin de hiç farkında değiliz. Ya bu dersler yolumuzu gösterme cihetinde gerçekten hayatımızdan da önemli çünkü hayatımızı anlamlandıran bunlar. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. 33. söz, 22. pencere. Bismillahirrahmanirrahim. Elem nece'alil erza mihada. Nebe suresinde geçiyor. Arzı bir döşek yapmadık mı? وَالْجِبَالِ اَوْتَادَ Yine Nebe'de geçiyor. Dağları birer kazık yapmadık mı? Bakın arz kelimesi geçti, bir de dağ kelimesi geçti. Bu ikisini unutmayalım, bugün dersin ana konusu. وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا Yine Nebe'de geçiyor, sizi de çift çift yarattık diye bahsediyor Nebe suresinde. Nebe demek azim haber, büyük haber demektir. O büyük haberi getirene de Nebi denilir. Getirdiği haber nedir? İnsan başıboş değil, ölüp haşrolacak ve orada vereceği bir hesap var. Bak getirdiği büyük haber buymuş, Nebi'nin. Nebe büyük haber demek, o büyük haberi getirene Nebi denilir. Onun getirdiği büyük haberde insan başıboş değil, bir ahiret var. Bu Nebe suresinde önce Allah Azze ve Celle'nin ikramları sayılıyor. Daha sonra hesap günü anlatılıyor. Daha sonra da o hesap gününde problem yaşayanlardan bahsediliyor. Onlarla ilgili bir cümle var, biliyor musunuz? Ya leyteni kuntu turaba. Yani o dehşet azabı görünce keşke toprak olsaydım diyen bir zümreden bahsediyor. dinliyoruz hikaye gibi. Ya birkaç yıla biz de belki gözümüzü yumacağız. Yani şu cümlelerden birisinde Allah bize dedirtmesin. Keşke toprak olsaydım da bu azabı üstümde yaşamasaydım. Allah bunu bize dedirtmesin. Şimdi Rum suresine geçecek. Buyurun. فَانْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْضَ مَوْتِهَا Rum 50. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl da diriltiyor. Bakın şu ayet, öldükten sonra diriliş olan haşir meselesine en büyük delil ve ispatlardan biri demişler. Haşir meselesine. Delil ve ispatı da nereden vermiş? Allah'ın rahmet eserlerinden vermiş. Ya bak ya bu kadar ölüp ölüp dirilen var. E sen de bunlar gibi olmayacak mısın denmiş. Şimdi şu meselelerin
hep sonları haşre dayanmış ya, ahirete dayanmış ya. O yüzden ben dersin başında size ölümden sonraki sıralamayı anlatarak başlamak isterim. Ölümden sonraki sıralama: bir, kabir, berzah alemi. Ölür ölmez cennet cehenneme gitmiyoruz. Değil mi? O arada başka başka yerler var mı? Var. Onun sıralamasını konuşalım. Öldük. Bir, ilk gideceğimiz yer buyurun. Kabir, berzah alemi. Kabir deyince aklımıza mezaristan geliyor. Doğru mu? Nasıl gördüğün rüyanın yattığın yatakla alakası yoksa, kabir aleminin de mezaristanla alakası yoktur. Kabir, berzah dediğimiz alemin diğer bir manası koridor demektir. Yani bir bekleme salonudur. Dünya ile ahiret arasındaki bekleme salonuna kabir alemi denilir. Peki bu serüven nasıl başlar? Dünyada emri hak vaki oldu, öldüm. İlk gözümü açtığımda kimi görürüm? Azrail Aleyhisselam'ı. Çünkü kabz-ı ervah vazifesi ona verilmiş. Azrail Aleyhisselam gelecek, benim ruhumu alacak, nereye götürecek? Bekleme salonuna, yani kabir alemine götürecek, hadisin ifadesiyle. O kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşecek, bakın cennetin numunesi, ya da cehennem çukurlarından bir gayya, bir çukura dönüşecek, yani cehennemin numunesine. Şimdi benim ruhum alındı, cesedim nerede kaldı? Dünyada kabre konuldu. Ruhumun asli cesedi de haşirde giydirilecek. O yüzden kabir aleminde azabın da lezzetin de muhatabı ruhtur. Sadece ruhun kendisine has bir libası vardır. Bir ufak ondan da bahsedeyim. Daha dünyaya gelmeden önce ruhlar aleminde miydik? Ruhlar aleminde ruh bir kanun olduğu için çıplak olmaz, bir kıyafeti vardı. O kıyafetin adı Glaf-ı Latif. Daha sonra dünyaya gönderildik. Dünyada ruhun kıyafetinin adı nedir? Cesettir. Çok güzel. Daha sonra öldük, kabre konulduk. Kabirde de ruhun kıyafetinin ismi bedeni misali. Glaf-ı Latif, ceset, bedeni misali. Ama kabirde alınacak lezzetin veyahut çekilecek azabın muhatabı ruhtur. Birinci serüvenimiz burası. İki, nereye gideceğiz oradan, kabirden? Haşir, yani mahşer. Mahşer kelimesinde haşir kelimesi de saklı, fark ettiniz değil mi? O mahşerin başındaki mime zaman mekan mimi deniyor. Şimdi ahirette zaman da mekan da yok ya. O yüzden mahşer hem mahşer zamanını temsil ediyor, hem de mahşer yerini, mekanını temsil ediyor. O yüzden zaman mekan mimi denmişler. Yani mahşer dediğinizde zamanı da hayal edebilirsiniz, mekanı da hayal edebilirsiniz. Şimdi kabirdeyim ve bekliyorum. Birden İsrafil Aleyhisselam suru üfledi. Doğru mu? Üfledikten sonra yeniden diriliş yaratılacak. İşte orada asıl bedenim orada bana geri verilecek. İnsan yeniden yaratılan bedenine dönecek. O yüzden buna ne deniliyor? Bas, yani diriliş. Basu ba'del mevt. Ölümden sonra bas, ölümden sonra diriliş deniyor. Ondan sonra hesaba çekilmek üzere mahşer meydanında bekletileceğiz. 3. Vakfe. Mahşer meydanında vakfe denilen bekletildiğimiz bir dönem yaşayacağız. Burada bekletilip Allah'ın celaline karşı korku hissi bizde galip gelecek. Herkesin, hatta peygamberlerin dahi nefsi nefsi dediği böyle bir yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti diyecek. Orası da burası. Vakfe denilen yerde gerçekleşecek. Daha sonraki safa, 4. Mizan. Vakfe bitecek, mizan safhası gerçekleşecek. Peki mizanda ne olacak? Defterler açılacak. Herkes amelini görecek. Bizim şefaat dediğimiz izne tabi olan o hadise de mizan safhasında gerçekleşecek. Allah katında hatırı geçen zevatın hayrına bazı kişilere şefaat gösterilecek. İman ile ölen ve sevabı günahından fazla olanlar cennete doğru bir yere sevk edilecek. Küfür üzere ölenler veyahut günahı
sevabından fazla olanlar, onlar da cehenneme sevk edilecekler. Sevk edilmeden önce nereden geçecekler? Sırat. 5 sırat diyelim. Sırattan geçtikten sonra da 6 diyelim. Cennet, cehennem. Son durakta kişi cennete veyahut cehenneme gidecektir. Orada alacağı lezzeti veyahut tadacağı azabı hem beden olarak hem de ruh olarak tadacaktır. Var mı anlaşılmayan bir şey? Ahiretin safhaları. Biraz merakımız az değil mi bunlara? Belki dinleyenlere sorsak, böyle sıralamalar mı vardı? Biz gözümüzü açtığımız gibi cennet cehennem zannediyorduk diyecekler belki de. Yazık değil mi bize ya? Bunları bile bilmeden ölüp gideceğiz böyle. Hiç merak etmiyoruz detayları. Merak eden bazıları da kafasını çorba yapıyor. Doğru bir metodolojiyle ilmi kendisine örüp inşa etmiyor. Çok ihtiyaç var. Evet, Mustafa, sen muhasebeci miydin? Bu hesap kitap yap bakayım şu yolu, seyahati. Yani ben kabirden sonra direkt cennet cehennem şeklinde düşünüyordum. Arada haşir vakfe kelimeleri yani şey oldu. Siz hesap kitapta iş dosya aklamazsınız değil mi? En ince detaya kadar. Evet. Şimdi bunlar da niye atlıyoruz be Mustafa? Mustafa, bizde bir gariplik oluşmuş bu aslında çocuklarında. Hissetmemiz lazım yani. Allah'a böyle gidilir mi yani? Ayetleri bundan bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri bundan bahsediyor. Yürüdüğü yollar bunları anlatıyor. Yani nasıl böyle alakasız kalıyoruz bu meselelere? Garip değil mi ya? Şimdi bir kalp krizi geçirsek ölsek. Bizim İsmail Ammo değil mi? Daha geçen kalp krizi geçirmiş. Bir arkadaşımızı geçen kaybetti kalp krizinden. Gencecik adamlar bunlar. Şimdi yolda yürürken de biz ölsek. Bilmediğimiz yerlere mi gideceğiz yani? Düşün, otobüse binmişsin, seyahat ediyorsun. Nereye gidiyorsun diyorlar, bilmiyorum diyorsun. Nerede ineceksin? Bilmiyorum yani, garip oluyor değil mi ya? Biz iman etmişiz bunlara. Farkındalık uyandırmak gerekiyor. Şimdi yolda yürürken çok adam görürsün ama farkındalık uyandırmaz. Ama biri omuz atsa yolda yürürken adamın simasını unutmazsın. Bir parça omuz atmaya çalışıyorum ya. Artık şunları unutmayalım diye yani. Devam edelim mi? Buyurun. Küre-i arz bir kafadır ki 100.000 ağzı vardır. Şimdi küre-i arzın kafa oluşu, 100.000 ağzı oluşu meselesine birazdan değineceğim. Ama bugünkü ana meselelerimden biri olan küre-i arz ne demek? Arz ne demek? Benim bunları bahsetmem lazım. Başlık olarak arz diyebilirsiniz. Alt başlık 4 temel güç. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı sistemi anlatmaya çalışacağım. Arz dediğimiz, yer küre dediğimiz yer küre. Yani dünyayı da anlatmaya çalışacağım ama şu evrende dünya küçücük bir parça ya. O evreni de önceki derslerde biraz konuşmuştuk ama şöyle bir ilavede bulunmak istiyorum yani. Koskocaman evren temelde 4 temel güç ile idare ediliyor. Bunların 3 tanesi kuantuma yani atom altına bakıyor. Onlar şu güçler. Elektromanyetik güç, nükleer güç ve zayıf güç. Bir tanesi de atomüstü güç. O ne oluyor? Buyur. Gravite, kütle çekim, yer çekim yani. Bütün evren bu 4 temel yasa ile idare ediliyor. Evet. Şimdi alt başlık olarak arz diyebiliriz. Bunların arasında arzın yani yer kürenin yani dünyamızın özellikleri nelerdir? Bu dersi anlayabilmek için benim bunu biraz detaylandırmam lazım. Dünyanın kütlesi 6.10 üzeri 27 gramdır. Yani onun yanına 27 tane sıfır koyacaksınız demek. Onun başına da 6 koyacaksınız değil mi? 6'nın yanına yani 27 tane sıfır. 6.10 üzeri 27 gram dünyanın kütlesi. Peki bu dünya, yer kürede neler var? Hava var, su var, bakır, altın, şeker, tuz, ovası var, gölü var, bitkisi var, hayvanı var, insanı var. Yani dünya deyince sadece bir yuvarlağı düşündüğümüzde dersteki tefekkürümüz eksik olur. Bunları da detaylandırmamız lazım. Allah Azze ve Celle bunları böyle de bırakmamış. Toprağını bakterilerle karıştırmış, öyle mi? Allah Allah. Bizim kan nehrimizi al yuvarlarla, ak yuvarlarla karıştırmış. Bakın, yer küre deyince hepsini de düşünmek lazım. Denizleri neyle karıştırmış? Balıklarla karıştırmış. Şimdi deniz balık deyince kafamıza basit geliyor. Bizim bir arkadaş akvaryum aldı. 3 ay sonra elden çıkarmaya çalıştı. Ne oldu diyorum? Ya bunun bakımı çok zor geldi diyor. 21. yüzyıl teknolojisinde bir akvaryumun temizlenmesi, balıkların beslenmesi arkadaşa zor gelmiş. 3 ay sonra akvaryumu elden çıkarmaya çalışıyor. Şimdi biz 10 tane balığa bakmaktan aciziz. Bir de büyük okyanusa gitsene zihninde. Denizin altındaki,
sayamayacağımız kadar canlılar. Her birisi terbiye ediliyor, rızıklandırılıyor, beden elbiseleri değişiyor, onlara uygun şartlar sağlanıyor. Yer küre deyince bunları da düşünmenizi istiyorum bugünkü derste. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Evet. Bu yer küreyi bir de meydana getiren tabakalar var. Bir de onlara bakalım özetle. En üstte ne var? Yer kabuğu dediğimiz litosfer var. Bu yer kabuğuna taş küre de deniyor. Kalınlığı 5 kilometreden 125 kilometreye kadar değişiyor. Dağların olduğu yerlerde o 125 kilometrelere varıyor. Okyanusların olduğu yerlerde de 5 kilometrelere iniyor. Onun bir altına indiğimizde manto dediğimiz bir tabaka var. Daha yoğun, daha sıkı, daha kalın. Onun bir altına indiğimizde ara tabakalar denilen bölge var. Onun bir altına son sıraya indiğimizde buyurun. Çok güzel, çekirdek var. Dünyanın en derin kısmı burası, çekirdek. Bizzat inilebilmiş mi çekirdeğe? İnilememiş. O yüzden de biraz tahminler var. Bir görüşe göre o çekirdek katı, çelik gibi sert bir halde bulunuyor. Başka bir görüşe göre o çelik gibi sert metaller yüksek ısı ve yüksek basınçtan dolayı gaz halinde hapis kalmış diyor. Hayal edebildiniz mi? Yani metal gibi ağır şeylerin yüksek basınç ve yüksek sıcaklıktan gaz halinde orada hapsolduğunu düşünün. Bu şekilde iki görüş var. Ne kadar sıcaktır o çekirdek? Şu kadar sıcaktır. Yer yüzünde 33 metre aşağı indikçe sıcaklık 1 derece artar. Çekirdek dediğimiz o merkezi bölgede de sıcaklığın 5000 derece olduğu söyleniyor yaklaşık. Bakın 100 derecelik su, kaynar su derinize değse o deri eriyor. 5000 derecelik dünyanın içerisinde hapsolmuş o ateş gücünü lütfen bir oradan hayal edin. Evet. Şimdi biraz küre-i arz deyince biraz hayaliniz değişti mi? Değil mi? Yer küre deyince biraz hayaliniz değişti mi? Yeryüzü deyince biraz hayaliniz değişti mi? Çünkü bunun bir sebebi var. Üstad Hazretleri bu detayların tesbihatını anlatacak. Anladınız mı? Yeryüzünde ne kadar detaylı olaylar var? Az önce biraz konuşmaya çalıştık. Bunların farklı farklı bir de tesbihat şekli varmış. Buyur. Küre-i arz bir kafadır ki 100.000 ağzı vardır. Her bir ağzında 100.000 lisanı vardır. Çok enteresan oluyor değil mi? Evet. Her lisanında 100.000 burhanı var ki her biri çok cihetle vacibül vücut, vahid-i ehad, her şeye kadir, her şeye alim bir zat-ı zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine ve evsaf-ı kutsiyesine ve esma-i hüsnasına şehadet ederler. 100.000 kafa, kafadan sonra 100.000 ağız, ağızdan sonra 100.000 lisan dil demek Arapça. 100.000 dil. Kafa, ağız, dil. Her biri kaçar taneymiş? 100.000'er tane. Şimdi bunların hepsi tespit ediyormuş. Küre-i arzdaki çeşitlilikte çok enteresan bir olay var. Ama benim burayı anlatmam için de önce bir melek anlatmam lazım. Melek diyebilirsiniz büyük başlık. Alt başlık meleğin vazifesi. Melekler şuursuz olarak Allah'ı tesbih eden varlıkların mümessilidir. Vazife bu. Melekler şuursuz olarak Allah'ı tesbih eden varlıkların mümessilidir. Zaten Allah Azze ve Celle'nin hak ismini düşün, hikmetini düşün. Şimdi efsane, akıl almaz sanatlar yaratacak. Kimse görüp tesbih etmesin, olur mu? Olmaz. Semih, hiç göremediğin yerler var mı? Var. Ama birilerinin görüp tesbih etmesi lazım. Kim onlar? Melek, çok güzel. Meleklerin vazifesi bak, mümessilmiş. Melekler şuursuz olarak Allah'ı tesbih eden varlıkların mümessili. Arbal yapıyor. Hadi fabrikalarda yapalım. He? Mümkün değil değil mi? Sorunsuz altıgen petekler. Akıl alır gibi değil sanatları. Farkındalar mı yaptıklarının? Laboratuvarlarda profesörlerin yapamadığı şeyi yapıyorlar ama şuursuzlar. Farkında değiller. E kim farkına varacak? Melek onları fark edecek ve onların tesbihini şuurlu bir şekilde zikredecek. Anladınız mı? Ama meleğin o bal peteklerini ve arıları inceleyebilecek bir düzenekte olması lazım. Doğru mudur? Tavuk şuursuz haliyle akıl almaz bir yumurtayı 6 gramlık
protein yumurtasını bize sunuyor. Kendisine baksan, değil mi? Yerde yemediği yok. O yumurta yemeklerin vazgeçilmesi. Tavuk bunun farkında mı? Bu yapılan, inşa edilen yumurtayı tesbih edecek bir mümessil lazım. Onun ismi nedir? Melektir. Şimdi hadis okuyorum. Hazır mısınız hadise? Az önce Risale-i Nur'dan okuduğumuz yeri anlatan hadisi okuyorum. Bazı melekler bulunur, 40 bin başı var. Meleğin şeklini söylüyor bak. Her başta 40 bin ağız var. Her ağzında 40 bin dil ile tesbihat yapar. Meleği tarif etti değil mi? 40 bin baş, 40 bin ağız, 40 bin dille tesbih ediyor. Allah Allah, bu hadisi bilenler var değil mi? Ama belki de biraz şaşırtıcı bir hadis. Ya Allah Allah, bu nasıl yani, bir melekte neden bunca şekil şemal var? Bak şimdi. Bir hadiste melek anlatılırken asıl murat mahlukatı anlatmaktır. Çünkü niye? Mahlukatın mümessili melektir. Gördüğün birçok mevcudatı aslında meleklere iman edip anladıktan sonra anlayacaksın. Anladın mı? Şimdi başlıyorum. Bir dağa gittik. Dağın üstünde 40 bin baş hükmünde neler var? Ağaçlar var. Tesbih ediyorlar mı? Ediyorlar. Her ağacın 40 bin ağız hükmünde dalları var mı? Var. Tesbih ediyorlar mı? Ediyorlar. Her dalın 40 bin dil hükmünde yaprakları var. Onlar da ayrı tesbih ediyorlar mı? Ediyorlar. E bunların yaptığı şuursuz tesbihi şuurluca Allah'a sunmak için meleğin de buna benzemesi lazım. Nasıl? Dersin kırılma noktası burası. Hadisi bir daha alıyorum. Bazı melekler bulunur ki 40 bin başı var. Her başta 40 bin ağzı var, her başında. Her ağzında 40 bin dili var. Bununla tesbih yapar diyor. Ya Rabbi, bir meleğin şekli neden böyle? Mümessili olduğu mahlukun şekli böyle çünkü. Şöyle koca bir dağı hayal et. Bizim Toroslardan büyük bir dağ. 40 bin başı hükmünde ağaçlar var mı? Var, tesbih ediyorlar. Şimdi o ağaçların birine git. 40 bin ağız hükmünde dalları var mı? Var. Şimdi o dallardan birine git. 40 bin dili hükmünde yaprakları var mı? Var. Her biri tesbih ediyor mu? Ediyor. E bu kadarın tesbihine yetişmek için öyle bir melek lazım. Anladınız mı? Bir başlı olsaydı dağın tesbihine yetişirdi de ağaçların yetişemezdi, dalların yetişemezdi, yaprakların yetişemezdi. Madem o melek o mahlukatın mümessilidir, onun gibi olmak lazım gelir. Kainatta bu şekilde müekkel, yani vekil kılınmış melekler vardır. Mesela örnekleyeyim ki aklımız açılsın. Bulutların böyle meleği vardır. Sizce neye benzer? Buluta. Çünkü onun tesbihatını yapması lazım. Yağmurun bu şekilde meleği vardır. Dağların bu şekilde meleği vardır ki az önce zikrettik nasıl olduğunu. Samanyolu galaksisinin meleği var. Sizce içerisinde 300 milyar tane yıldız barındıran Samanyolu galaksisinin meleğinin her yıldızın tesbihatını zikretmesi için kaç başı, kaç ağzı, kaç dili olması lazım? Karanın meleği var. Karanın meleği hadislerde neye benzetilmiş? Sever, yani öküze benzetilmiş. Hani onun başında durur manasında. Denizin meleği var. Denizin meleği neye benzetilmiş? Huda, yani balığa benzetilmiş. Yani her birinin tesbihatını yapma kabiliyetinde. Arşın melekleri var. Hamele-i arş deniyor. Şu anda arşı 4 melek tutuyormuş. Kıyametten sonra 8 melek tutacakmış. Hadisin ifadesi bu. Şimdi balığın suda yaşadığı gibi güneşin ateşinin içerisinde yaşayan melekler de var mı? Var. Oranın zikrini oraya uygun bir şekilde tesbih etmesi lazım. Bak, meleklere bak. Cennetin meleği var. Baş melek diye geçiyor. Adını bilen var mı? Çok güzel, Rıdvan. Helal olsun. Cehennemin de baş meleği var. Onun adı ne? Malik. Çok güzel. Tam oranın özelliklerine uygun yaratılmış o meleklerde, oranın tesbihatına göre. Kafirler cehenneme girdiğinde ya Malik artık yeter diyeceklermiş. Malik de diyecekmiş ki burası ebedi kalacağınız yer. Oradaki insanlar bunu duyunca ağlamaya başlayacakmış. Malik de diyecekmiş ki ağlamanın yeri burası değildi. Bak bunlar şaka değil, bunlar gerçek. Bunlar bu dünyadan daha gerçek. Bu dünya Matrix filmindeki gibi bir illüzyon varsa bu dünyadır. Hakiki gerçeklik tam da burası. Devam edeyim, açılsın zihnimiz. Salih müminlerin cenazesine iştirak eden melekler var. Vazifesi o, tesbihatı o, şekli de o şekilde.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabenin vefatından sonra yere parmak ucuyla basıyor. Diyorlar ki neden böyle yürüyorsun ya Resulallah diyorlar. Semadan öyle çok melek indi ki böyle yürümem icap etti diyor. O meleğin vazifesi de oymuş. Bakın inceliğe bakın. Salih müminlerin cenazesini yıkayan melekler var. Vazifesi o, kabiliyeti de ona göre. Kim geldi aklınıza? Hangi sahabe efendimizin cenazesini yıkıyorlar? Hanzala bin Ebi Amr. Değil mi? Allah Allah. Onun cenazesini yıkıyorlar. Bakın. Bedir Savaşı'nda Allah Azze ve Celle'nin yardım için gönderdiği 500 savaşçı melek var. Sizce onların şekli nedir? Ona uygun bir mümessil olarak yaratılmışlardır. Şimdi o 40 bin kafa, 40 bin ağız, 40 bin dil biraz daha şekilleniyor mu acaba sizde? Sekerat'ta son halde seni ziyarete gelecek melekler var. Kim onlar? Münker, Nekir. Ne demek biliyor musun? Bilinmeyen, görünmeyen demek. Farklı bir şekilde gelecekler. Sen karanlık bir adam olarak vefat ettiysen, karanlık kıyafetlerde, mavi gözlerde. Güzel bir adam olarak vefat ettiysen, o naiflikte, o beyaz kıyafetlerle, güneş gibi gözleriyle seni karşılamaya gelecekler. Müjdeleyici melekler var. Buyurun ecrinizin karşılığı bu cennette diye bize yol gösterecekmiş onlar. Tabii ona göre de bir şekli olacak demek ki. Ölüm meleği var. Kim? Azrail Aleyhisselam değil mi? Ne diye geçiyor? Melekül Mevt. Yani ne yapacak? Bizim ruhumuzu alacak. Başka bir cesede gönderecek değil mi? Hani telefonun sim kartını çıkarırsın. Daha üst model bir telefona takarsın ya. Bizim de ruhumuzu bu cesetten alacak. Daha üst model bir bedene takacak değil mi? Telefon sim kartı gibi. Namazda Fatiha'dan sonra cemaatten daha kuvvetli amin diyen melekler varmış. Biliyor muydunuz bunu? Hadiste geçiyor bak. Kimin amini meleklerin aminine üstün gelirse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. Hanifilerde namazdan sonra ihlasa daha uygun geldiği için amin sessiz söylenir. Ama diğer üç mezhep bu hadisten dolayı sessiz söyler. Allah Allah. İnsanı takip eden yazıcı melekler var. Ne diyoruz onlara? Kiramen katibin. Onun da yazmaya uygun bir şekli var demek. Evet. Şimdi az önceki mesele anlaşıldı mı? Arz dediğimiz yeryüzü bizim tesbihatımız için yaratılmış. Bununla birlikte bizim görmediğimiz yerler var. Kimse görmese garip olur mu? Olur. Orayı gören melekler varmış tesbih eden. Ama tesbih eden melek tesbih ettiği şekilde olması icap ediyor. O yüzden de az önceki hadisi zikrettik. Evet. Arzın evveli hilkatine bakıyoruz ki. Şimdi yaratılışının ilk evrelerine dikkati verin. Buyurun. Mayi haline gelen. Yani akıcı sıvı hale gelen. Bir madde-i seyyaleden taş ve taştan toprak halk edilmiş. Anladınız mı? Sıvı haldeydi. Güneşten kopmuş bir parçaydı. Sıvı haldeydi. Daha sonra taş toprağa dönüştü. Evet. Mayi kalsaydı kabili sükna olmazdı. Su kalsaydı ne olurdu? Yaşanılır bir halde, sakinlerini karşılayacak halde olmazdı. Devam. O mayi taş olduktan sonra demir gibi sert olsaydı kabili istifade olmazdı. Deniz yok, göl yok, nehir yok, toprak da yok, dağ da yok. Her yer demir. Olur muydu? Ev bile uyup inşa etmek değil mi? Ömrünün tamamını alırdı. Evet. Elbette buna bu vaziyeti veren, yerin sekenelerinin hacetlerini gören bir sani hakimin hikmetidir. Çok enteresan bakın. Allah Azze ve Celle'nin manevi merhameti maddi bir şekle dönüşecek. Niye? Birazdan yeryüzüne ağır bir misafir gelecek. Kim? İnsan. Dünyamız güneşten kopuyor, gaz iken sıvılaşıyor. Daha sonra ince detay şurası, tekrar hatırlatmam lazım. Mayi halde kalsa, sıvı halde kalsaydı olur muydu? Olmazdı, yaşanılabilir olmazdı. Peki sertleştikten sonra her yer demir gibi olsa olur muydu? Gene yaşanılır olmazdı. Allah aşkına şu yer küreye bakın. Çoğu sıvı halde, su halde. Bazı yerleri toprak, bazı yerleri dağlar, nehirler, göller. Ne için bu kadar ince detay hazırladın ya Rab? Biraz sonra gelecek bir misafir için. Bir de üzerine böyle cam fanus gibi bir atmosfer tabaka çekiyor. Tam ciğerlerime göre bir hava içerisinde hapsolsun diye. Daha sonra yeryüzüne neler yapıyor Allah Azze ve Celle? Çiçek gibi halılar, dereler, ağaçlar, şelaleler, kuşlar. Kimin için bunlar? Belli ki bizim için. Neden? Bunları tek okuyabilen bizleriz. Şimdi ince olay şurası. Yeryüzünü
tam bizim ihtiyacımız olan şekle getiren kimdir? İşte burada bir isim aramak lazım. Yoksa tamamen sıvı kalsa yaşanamazdı. Tamamen katı olsa yaşanamazdı. En ince detaylara kadar bizzat bize göre bir şekle getirildi. Şimdi bir protokole gitseniz, protokolde misafirden önce sofra süslenir. Neden böyle sofra süsleniyor? Birazdan ağır bir misafir gelecek. Onun işareti. Biz de birkaç öyle yemeğe gittik. Hatta orada protokole hizmet eden arkadaşlarımız vardı, garsonluk yapan. O arkadaşların hareketindeki bile nizama şaşırmıştık. Yani o kadar kalabalığa hitap etmek için girenin, aynı anda çıkanın, adımların bile bir hesabı varmış. Biz de görünce şaşırdık. Nizam ve intizamı görünce şaşırdık. Yeryüzünde bir şey dikkatinizi çekti mi? Allah yeryüzünü protokol gibi misafirden önce süslemiş. Tam bizim ihtiyacımıza göre büyük kısmını su olarak tedbir etmiş. Sonra balıklar, topraklar, bakteriler, ormanlar, hayvanlar, bitkiler. Daha sonra kimi çağırıyor oraya? İnsanı davet ediyor. Ya Rab, bu kadar mı önemli bu insan senin için? Bak, verdiği öneme bak. Hani başta biri demişti ya, kendimi değersiz hissediyorum, kullanılmış hissediyorum, üstümdeki sevgiyi keşfedemiyorum. Şu sevgiye bakar mısınız? Bütün kainatı dizayn edecek. Daha sonra da protokol misafirini o sofraya davet edecek. Ve sofradaki her şey tam ihtiyacımıza göre. Şurayı tekrar hatırlatmam lazım. Sıvı kalsa bitmiştik. Sertleşip demir gibi olsa gene bitmiştik. Şu ince kıvamlara bak. Gözden önce güneş yaratmış. Öyle mi? Mideden önce rızık yaratmış. Ciğerden önce oksijen yaratmış. Ya Rab, bunlar kimin için? Belli ki değer verdiği bir ağır misafir yeryüzüne gelecek. Alt başlık suyun donması. Bakın, Allah Azze ve Celle bu misafir için neler yaratmış biraz anlatalım da şaşırın. Güneş tam bir hidrojen deposu, doğru mu? Peki bu oksijen nereden geldi de bu oksijenle hidrojen birleşti de bizim olmazsa olmazımız su dünyanın merkezine bir yerlere oturdu. Çok enteresan değil mi? Tamam, eyvallah, su da yaratıldı. Ama bu sudaki oksijenin çok enteresan bir özelliği var. Bu oksijen suda erimeseydi suların altında bir canlı oluşamayacaktı. Sadece bu kadar mı? İnanın bu kadar da değil. Çok enteresan bir özellik var suda. Su donunca hacmi %10 genişler. Genelde bir şey donduğunda ne olur? Hacmi küçülür. Su donunca hacmi %10 genişler. Bak, olaya bak. Neden böyle? Şimdi düşünün, dışarıda hava eksilere düşmüş. Göllerin, nehirlerin üzerindeki sular donmaya başlar mı? Başlar. Nereden donuyor? Alttan mı, üstten mi? Üstten doğuyor. Üstten donma sebebi şu. Su donunca hacmi genişledi mi? Genişledi. Yoğunluğu azaldı. Yoğunluğu azalınca mecbur suyun üstünde kaldı. Soğuk havayla suyun altındaki ilişkiyi kesip suyu artı 4 derecede tuttu. Bu şekilde suyun altında yaşam devam etti. Zıttını düşünelim. Su donunca hacmi %10 küçülseydi, bu sefer yoğunluğu artacaktı. Sudan daha ağır olacaktı ve mecburen donmaya suyun altında başlayacaktı. Suyun altında suyu dondurmaya başlarsa, o sıcaklığa erişebilmek için havaya gidene kadar donmaya devam edecekti ve denizin, gölün altında canlı diye bir şeyden bahsedemeyecektik. Ya Rab, bu özelliği de mi düşündün? Vallahi bunu da düşünmüş. Ey su, incimat emrini aldığında genişle. Birçok şey dondurun, bakın hacmi ufalıyor. Gel bu suyu dondur, hacmi genişliyor. Neden ya Rab? Semih diye misafiri gelecek. Onun için bunları sunmuş. Bak, vallahi adınızı koyun şu işe. Başka türlü manasız kalır. Allah gerçekten keşfedemediğimizin farkındayım, inşallah kalbimiz açılır. Çok kıymet veriyor bize. Böyle bir sevgi kainatta görülmemiş. Ana baba, geç at köşeye. Böyle bir sevgi yok ya. Senin için şu yarattığı detaylara bak. Alt başlık sayılamayan sonsuz. Şimdi farkındaysanız sabahtan beri detaylara girmeye çalışıyorum. Dağların detayına girdik, yaprağa girdik, suya girdik, balığa girdik. Hele suda ne detaylar çıktı. Neden bu kadar sayılamayacak nimetleri
belki bir miktar anlatmaya çalışıyorum şu ayetten dolayı. İbrahim suresinde bir ayet geçiyor. Ayette diyor ki, hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi, öyle ki Allah'ın nimetini saysanız bitiremezsiniz. Sonsuz mu diyor? Hayır. Sonsuz demedi. Ne dedi? Saymakla bitmez dedi. Alman George Cantor diye bir tane adam var. Bu adamın sonsuz kümeleri karşılaştırdığı bir teori var. Biz üniversitedeyken görmüştük bunu. Şimdi diyor ki sonsuzlar da birbirinden farklıdır. Mesela birisi diyor sayılabilen sonsuzlar. Ne demek? Pozitif sayılarla birebir eşleyebiliyorsan bu sonsuzluk sayılabilen sonsuzluktur. Örnek vereyim. Elimde bir küme var, çift sayılar kümesi. 2, 4, 6, 8, 10 diye gidiyor. Bakalım eşleyebilecek miyim? 2. Şu 1 ile eşlendi mi? 4, 6, 8. Eşleyebiliyor muyum? Demek ki bu sayılabilen sonsuzmuş. Bir de diyor ki pozitif sayılarla eşleyemediğin sonsuzlar var. Bunlar da sayılamayan sonsuzdur diyor. Mesela parantez içerisindeki 1,2'nin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. O aradaki sayıları sayabilir misiniz Kerem? Mümkün değil, değil mi? Parantez içerisindeki 0,1'i düşünün. Arada neler var? Çok şey var. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 sayabilir misin? Bunları pozitif sayılarla eşleyemezsin. Buna da sayılamayan sonsuz deniyor. Bu bilim adamı diyor ki sayılabilen sonsuzlar sayılamayan sonsuzların yanında küçücük kalıp kayboluyor diyor. Sonsuzları kıyaslamış. Ayette Allah'ın nimetlerinden bahsederken sonsuz nimeti var demedi. Sayılamayacak kadar nimeti var dedi. Allah'ın nimetleri sayılamayan sonsuz hükmündedir. Şu kürsüye ben değil, yıllarca birçok insan anlatıcı olarak otursa, her biri başka bir nimetinden bahsetse, hem bitiremeyiz hem sayamayız. İşte yerküre buymuş ve bunların her birisini de ağır misafiri için, protokol misafiri için Allah Azze ve Celle bizzat hazırlamış. Nasıl? İnanılmaz değil mi? Evet. Buyurun devam edelim. Sonra tabakayı turabiye, dağlar direği üzerine atılmış. Bir yörüğün gözünden düşün. Haymenişin diyoruz ya, yörük. O çadırın tentesi toprak. Çadırın direği dağlar, dağlar. Dağların üzerine Allah Azze ve Celle ne atmış? Toprak atmış. Ama gel yürüyüşe gidelim. Tesadüf gibi duruyor mu, durmuyor mu? Ha? Duruyor değil mi? Rüzgar vurmuş, soğuk olmuş, sıcak olmuş, biraz parçalanmış. Ne olmuş? Toprak olmuş diyoruz. Bir santimetre karedeki toprağın oluşumuna 1000 yıl diyorlar. 1000 yıl. Şaka gibi değil mi? Biz bunu dışarıda bakıyoruz tesadüf gözüyle. Yani şunu diyemiyoruz. Ya Rab, benim için bu zahmet nasıl ya? Yani bizzat üstüne alınıp Allah'ın sevgisini keşfedemiyorsun. Çok enteresan değil mi? Cümleyi baştan alıp devam edelim. Sonra tabakayı turabiye, dağlar direği üzerine atılmış. Ta içindeki dahili inkılaplardan gelen zelzeleler dağlarla teneffüs edip zemini hareketinden ve vazifesinden şaşırtmasın. Allah Azze ve Celle yeryüzünü bize hazırlarken en önemli yarattıklarından birisi nedir? Dağlardır. Dersin vurucu yeri burası. Burayı anlatmam lazım. Başlık dağların oluşumu diyebilirsiniz. Ayette dağları ne diyordu? Kazık çaktık diyordu değil mi? Allah Allah. Bak şimdi. Yer kabuğunu oluşturan büyük tabakalar çarpışıyor. Çarpışınca daha kuvvetli olanı alta gidiyor. Daha kuvvetsiz olanı da üste. Kuvvetli olan alta inip kuvvetsiz olan şöyle üste giderken neyi oluşturuyor? Bir dağı oluşturuyor ve o dağ adeta bütün dünyada birçok sistemin dengesini oluşturan bir kazık hükmüne geçiyor. Kazık çakmışsınızdır çadır vesaire yerlerde. Üste görünen kısmı küçüktür, altta görünmeyen kısmı çok daha büyüktür. Dağlar da aynı şekilde. Everest'in gözüken kısmı 9 kilometre. Everest'in toprak altındaki kısmı 125 kilometre. Dağların yer kabuğunu oluşturan tabakaları
nasıl perçimlediğini hayal edebildiniz mi? Tabakalar çarpışıyor. Güçlü olan alta, diğeri de yukarı doğru gidip bir dağ oluşturuyor. Görünen kısmının neredeyse 10-15 katı, aşağıda görünmeyen kısmı ise o tabakaları birbirine perçimliyor. Allah Allah. Dağların kazık olmasının manası buradan geliyor. Siz tahtalar oynamasın diye ne çakarsınız? Çivi çakarsınız. Dağlar yer tabakalarına, zemine aynı böyle çakılmış bir çivi gibidir. Yer altına ve yer üstüne uzanarak tabakaları birbirine sabitler ve tabakaların arasındaki kaymaları veyahut sürekli hareketleri engellemiş olur. Şurayı da hesaplayalım. Dünyanın hızı nasıl? Kendi ekseninde 1670, güneşin etrafında 108 bin kilometre. Muhammed, bir gün benim arabaya binmiştin. Bir parça hız yapmıştık, hatırlıyor musun? Şöyle bir elinle koltuğu tuttun, bir elinle şunu kopardın zaten. Hatırlıyor musun onu? Halbuki yaptığımız hız da böyle kayda değer bir hız değil yani. Şimdi o hızın ne kadar sarsıcı olduğunu düşün. Bir de az önceki söylediğim senaryoyu düşün. Dünya kendi ekseninde 1670, güneş etrafında 108 bin kilometre hızla giderken yerküre nasıl sabit kalıyor? Dağların kazık gibi onları perçimlemesi sayesinde. Eğer dağlar bu vazifeyi görmeseydi, yeryüzünde toprak birikmeyecekti. Su depolanmayacaktı. Ağaçlar, çiçekler, böcekler oluşmayacaktı. Yollar yerinde kalamayacaktı. İnsanlar bina yapamayacaktı. Çünkü yer sürekli oynuyor. Küçücük bir depremde görüyorsunuz neler oluşturduğunu. Bunlar sabit kalmazsa eğer, yaşama dair hiçbir şey olamaz. Şimdi Allah Azze ve Celle bizden önce yeryüzünü hazırladı dedik ya. Burada en önemli rollerden birisi de kazık hükmündeki dağlardır. Dağ bitmedi. Alt başlık dağlar ve deprem diyelim. Dağlar devasa kütleleriyle deprem esnasında damper vazifesi görür. Şimdi şöyle bir parça şeye şuradan göstereyim. Bir dalga hareketi yaptığımı düşünün. Yani ne? Bu da durmuyor ki. Bir parça ipe bak, durmuyor yani, düşün. Şöyle ufak bir dalga hareketi yapsam, dalga görüyorsunuz inanılmaz yayılıyor. Fakat onun bir ucuna şöyle kurşun gibi bir ağırlık bağlayıp dalga hareketi yapsam, dalganın kurşun ucuna geldiğinde söndüğünü görüyorsunuz. Şimdi yeraltı tabakalarında oluşan dalga hareketleri dağlara çarpınca, dağlar sabit kurşun vazifesini gördüğünden dolayı ya o dalga hareketini söndürüyor ya da çok azaltıyor. Eğer dağlar o vazifeyi görmeseydi, yer altından da kuvvetli dalgalar gelseydi, dağlar onu söndürüp ya da şiddetini azaltmadığından dolayı bizim herhalde depremsiz hiçbir günümüz geçmeyecek olurdu ve o depremlerin en basiti bile şimdikilerden çok daha ağır olurdu. Dağlar yeraltı dalgalarını söndüren ya da azaltan bir kurşun ağırlık vazifesi görmektedir. Depreme bakan yanı da buymuş. Ne enteresan değil mi? Dağların manevi vazifesi var mı? O da var. Alt başlık dağlar ve evliyalar diyelim. Dağlar mana aleminde evliyalara benzetilmiş. Dağların başındaki bulutlar da evliyanın sarığına benzetilmiş. Allah Allah. Dağların başı hep dumanlıdır ya. Allah dostları, evliyaların başında da fırtınalar, şiddetler hiç eksik olmaz. Dağlar nasıl dimdik durduğunda bu kadar belayı savuşturuyorsa, kamil insanların dik durması, musibetleri üstüne alması da etrafındaki insanların sarsılmamasına en büyük bir sebepmiş. Yani manevi alemde kamil insanlar aynı maddi alemdeki dağlar gibidir. Gözüken kısmı, dünyada gözüken kısmı çok küçüktür. Asıl mana aleminde, ahirette gözükmeyen kısmı ise dağlar cesametinde büyük olacaktır. O manevi şahsiyetlerden birisi de şahs-ı manevi hükmündeki Risale-i Nur'un derslerinin yapılmasıdır. Birçok musibetlerin önlenmesine en büyük bir sebeptir. Üstad Rahimullah bunu bir cümleyle anlatmış Kastamonu Laikası'nda. Bir dinler misiniz cümleyi? Risale-i Nur, Safine-i Nuh gibi Anadolu'yu
Cebeli Cudi hükmüne getirip küreyi arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına bir sebeptir. Bu bir inanç meselesi. Ben böyle inanıyorum. Bugün gelecek birçok şey engelleniyorsa bir sebebi, bir rahmet sebebi de bu okuduğumuz hakikatlerdir diye inanıyorum. Alt başlık volkanik dağlar. Bir de dağların volkanik çeşidi var. Onu birkaç örnekle anlatacağım. Martinik adalarında bulunan Saint-Pierre şehrinde bir tane Pele Dağı var, volkanik dağ. 23 Nisan 1902'de homurdamaya başlıyor, duman ve küf fırlatıyor, kuşlar ölmeye başlıyor, şehir yaşanmaz hale geliyor. 5 Mayıs'ta buhar ve küller bir şeker fabrikasının üstüne dökülüyor, 150 kişi hayatını kaybediyor. 8 Mayıs'ta patlıyor, lavlar etrafa yayılıp bir nehir gibi şehrin merkezine doğru yayıldığında 2 dakika sonra şehre ulaşıyor. Binalar eliyor, camlar eliyor ve okyanusa lavlar ulaşana kadar 30 bin kişi ölüyor. Bir volkanik dağ. 20 Mayıs'ta bu dağ yeniden patlıyor ve kalan binalar da yıkılıyor. 5 köyü yerle bir ediyor, 2 bin kişi daha ölüyor. Başka bir volkanik dağ var. Java ve Sumatra adaları arasında Krakatoa diye bir volkan var. 27 Ağustos 1883'te patlıyor. Deniz dibinde 300 metreye varan çukurlar açıyor. Adada hiçbir canlı kalmıyor ve sahile ulaşana kadar 36 bin kişi ölüyor. Bir de volkanik dağlar var. Peki bu volkanik dağların hiç faydası yok mu? En temel faydası yerkürenin nefes aldığı yer. Volkanik patlamalar. Yani şimdi mesela düdüklü tencere alsanız, ya bu düdüğü buraya niye koydunuz deseniz satıcı bir güler değil mi? Elinde patlamasın diye. İşte yer kürenin patlamasını engelleyen bir sebebi hikmet de düdüklü tencerenin buharını atan düdüğü gibi volkanik dağlardır. Başka faydaları? Birçok ada volkanik dağlar neticesinde meydana gelmiştir. Suyun büyük bir bölümünün böyle oluştuğu söyleniyor. Yani gaz halindeki hidrojen ve gaz halindeki oksijen volkanik patlamalarla birleşip yeryüzündeki birçok suyu bu üretmiştir diye bahseden makaleler okudum. Lavların ve küllerin üzerinden biraz zaman geçtikten sonra en yüksek ve verimli tarımın bu volkanik topraklarda yapıldığı söyleniyor. Öyle mi Süleyman? Siz de çiftçisiniz, değil mi? Evet. Var mı problem? Şu yer küreyi detaylandırmak istedim. Yani biz gelmeden önce bu hazırlıklara tesadüf demenin ne kadar üzücü, ne kadar küçük düşürücü bir kelime olduğunu biraz daha nazarlara vermek istedim. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Evet, buyurun devam edelim okumaya. Hem denizin istilasından toprağı kurtarsın. Dağların vazifesiymiş bu. Toprağı neyden kurtarıyor? Denizin istilasından. Yoksa İbrahim abi siz o toprakları ekip biçemeyecektiniz. Süleyman sen işsiz kalacaktın. Allah Allah. Denizin istilasından kurtarıyor. Tabirlere bakar mısın ya? Hem zihayatların levazımat-ı hayatiyesine birer hazine olsun. O dağlar içerisinde senin ihtiyacın olan şeyler sen gelmeden önce istiflenmiş. Ya dışına bakınca şekilsiz bir şey gibi gözüküyor ama içindekilere bakar mısın? Bakır, kurşun, çinko, krom, demir, kömür, petrol, gaz, su. Allah Allah. Şimdi bu kadar mükemmel bir plan tesadüfle olabilir mi? Bilerek ve ihtiyaç karşılamak için konulan bir şey tesadüf olamaz. Düşün bir gün seyahate çıkıyorsun. Annen bavul hazırlamış. Seyahatten otele yerleştin. Ya şu tırnak makasım neredeydi dediğin bavula bir baktın annen koymuş. Ya tarağım neredeydi dedin annen onu da koymuş. Karnım acıktı ah bir börek olsa dedin annen onu da koymuş. Hatta sen Antep'ten geldin sana yuvalama koymuş anne. Vay anam der sevgin tepreşir artar. Bilerek bir kasıtla konulan bir şey tesadüf olamaz ya. Ya şu şekilsiz gibi duran dağların içerisinde şu konulan şeyler Allah aşkına ya nasıl tesadüf olacak? Yani bir insanlığın bugün yaşaması için lazım olan ne varsa dağların içinde saklı. Ya buna tesadüf nasıl denilebilir ya? Bir bavulun içerisinde konulanlara tesadüf demiyorsun. Ya belli ki bunları annem koymuş, belli ki bunları hanım koymuş diyorsun. Şu dağların içerisinde konulana nasıl tesadüf diyorsun ya? Çok akıldan uzak oluyor değil mi? Olmuyor yani. Hem havayı tarasın, gazat-ı muzdıradan tasfiye etsin. Şimdi dağların tepelerine doğru çıkıldıkça yaprak çeşidi iğneliğe döner.
O iğneler de tarağa benzer değil mi böyle? İğne iğne. İşte onun bir sebebi hikmeti de havayı tarıyormuş ve zararlı gazları temizliyormuş. Allah'ın dağın tepelerine koyduğu tarağa bakar mısın İshak ha? Ya seni beni düşünmüş yani. Yani ne ihtiyacı var ki Allah? Haşa. Muhtaç mı Allah? Haşa. Mahkum mu Allah? Haşa. Mecbur mu Allah? Haşa. Ya Rabbi neden yaptın? Muhabbetten. Seni bu kadar sevip bunca hazırlık yapacak. Şimdi siz bana evet davet etseniz de bir sofra hazırlasanız. Neredesin sen Mustafa? Erzincan. Şöyle tulum peynirli bir sofra hazırladın. Sıcacık pide. Tereyağı olmazsa olmaz. Bal da koydun oraya. Böyle bir sofra. Çay may böyle. Odun ateşinde çay hazırlıyorsun. Mehmet abi öyle severdi. Mustafa geldim ne sana selam veriyorum, ne sofranın yüzüne bakıyorum, ne benim için zahmete girmişsin önemsiyorum. Ya ayıp olmaz mı kardeş ya? Çok olur değil mi? Abi yeseydin, hadi toksun bari bir teşekkür etseydin, bir eline sağlık deseydin. Şunların her birisini biz gelmeden önce Allah Azze ve Celle istiflemiş, yaratmış, dizmiş. Secde etmiyoruz be! Yedi düvelin önünde eğil, şunları yaratana secde etme. Ayıp mı değil mi şimdi yani? Çok değil mi? İnsanlıktan oluruz. İnsansan bu verilen cihazatla okur, sahibini bulur, başını önünde eğersin. İnsanlığın vazifesi bu. Yoksa bizden koyun bile çıkmaz yani. Hazırlığa bak, hazırlığa Osman. Ha? Şu hazırlığa bak ya. Ya bu kadar hazırlığı gözü kapalı koyun gibi yiyip yiyip tüketiyoruz. Yedim götürdüm boşalttım, yedim götürdüm boşalttım. Ya şu derslerdeki inceliği anlayabiliyor musun? Sen gelmeden hazırlamayı başta diyor ki mayi halde bıraksaydı, sıvı halde bıraksaydı ya. Ya da bir demir gibi kas katı yapsaydı. Ya Osman senin anlattığın o Karadeniz'in dağları diyorsun bizim köy. Bulutlarla iç içe diyorsun. Ya Osman yani kim niye yani amacı ne bunun? Biz Elbistan'ın darhanasını anlatıp duruyoruz. Yani neden yani niye yani? Hikayen ne yani? Niye bu Erzincan'ın peyniri yani? Kim bu yani bu? Peynirini övmekten, kuymağını övmekten, taranayı övmekten yaratanı unut git yani. Şimdi olmuyor ki. İnsanlığına zarar veriyorsun. Yakışmıyor. Bunların her birisindeki zatı okuyamadan bu dünyadan gidersen sonsuz bir kayıba, azaba, mutsuzluğa bir seyahat olabilir. İman bu demek. Tevhid cümlesi bunları ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajı ben okudum, kabul ettim demek bunlar demek yani. Bakmıyoruz ama böyle. Ha? Değil mi? Onun peynirinde kal, onun balında kal, onun tantunisinde kal. Ya bir üstümüze alınıp şu sevgiyi üstümüzde keşfetsek, bize dünyada korku yok. Bize dünyada muhabbetsizlik yok. Yani Allah sevmiş. Seni Allah tutmuş. Beni Allah tutmuş. Kim eder azat diyor ya merhum Necip Fazıl. Kim yani? Dağ sırtın yere gelmez ya. Ya gezdiğimiz dağları okuyamıyoruz Süleyman. İşte buna imanca deniyor. Buna iman alfabesi deniyor. Ya bu iman derslerini alıp geliştirmek zorundasın okuldaki 29 harfi öğrendiğin gibi yani. Ya bu dersler olmazsa olmazdır bir anlayabilsek. Bu derslerin üzerine bir şeyleri inşa etmemiz lazım. İbadet de dahil, kulluk da dahil. Yani bunları okuyamadıktan sonra çok içi boş olmuyor mu yani? Cesedin eğiliyor, ruhun dimdik ayakta. Ya bu kadar nimeti sana birisi verse yani insan boynunu büker eğilir ya öyle değil mi? Bir dediğini iki ettirmemeye çalışır ya. Hasan çocukluğundan beri her istediğini Almanya'daki dayın karşılamış. Sana araba almış, evinize o bakmış, evinize o almış. Baban hastalık geçirmiş, babanın ameliyatını o karşılamış, tişörtlerini o göndermiş. 20 yıl sonra haber geliyor ki Almanya'daki dayın Türkiye'ye geliyor. Ya ben halı olayım, müsaade edin der misin demez misin yani? Şimdi okuyamıyoruz, keşfedemiyoruz. Allah'ın gönderdiklerini keşfedemeyince kulluğumuz şu havada. Biz de Müslümanız elhamdülillah. E hani bunun mahfiyeti? Hani bunun mütevaziliği? Hani bunun derin içselleştirilmiş hali? Hani bunun her an onun aşkı hasretiyle yanan sevgilileşmiş hali? Hep onu düşünme hali. Ah bir kavuşsam sana. Geçici dünyada bunları veren. Ah bir kavuşsam sana. Hani bunların gönül yangın hali? Nerede? Nerede yani? Keşfedemiyoruz. Okuyan, şu dersi dinleyen diyor ki, o dağlarda ne enteresan maden varmış. Ya sana ne maden, hikaye o değil ki. Kim gönderdi? Yani bir türlü geçemiyoruz o tarafa. Çocuğa bakıyoruz, böyle firavun gibi çocuk seviyoruz. Ya bunu niye veriyor durduk yere ya? Ne oldu yani? Çocuğun var mı Mustafa? Verir misin birisine istese?
Canını verirsin, çocuğu vermezsin. Ya Allah niye veriyor durduk yere çocuğu ya? Damla sudan çocuk mu verilir Mustafa? Mantıklı mı şimdi bu ya? Ya anne niye verildi? Osman bu arkadaşlar niye veriliyor yani? Buralarda bu verilenlerin kıymeti bilinip sevme kabiliyetleri gelişsin ki gelişen sevme kabiliyeti gücünü kasını asıl sevilmesi gerekene sunabilesin diye. İfade edebildim mi? Konu çok başka bir hikaye yani. Ya Rabbi niye veriyorsun bunları yani? Ne oldu yani? Bu kadar mı değerliyim gerçekten? Dışarıda beni kayla almıyorlar ya Rab. Sen bu kadar mı seviyorsun gerçekten? Bunalıma girenlere bakın. Sevgisizlik özü. Başka bir şey yok. Allah muhafaza yani ne yanlış hareketler yapılıyor? Nerelere düşüyorlar? Öyle değil mi yani? Ya bir insan Allah'ın sevgisini keşfet. Üstad Hazretleri yaprağın düşüne ağlıyor. Yani ne oldu ya Rab yani? Allah'ın sevgisini keşfedersen ağlanır yani. Bizim eski bir yaylamız vardı. Geçen gün annemi oraya götürdüm. Kapısının önüne getirdim ağladı. Ana ne oldu? İşte oradan rahmetli annesinin, rahmetli babasının sevgisini keşfetti. Ana ya sadece yaprak var kapının önünde bir şey yok. İşte anam da ağlıyor yaprak görünce. Niye yani? Onun arkasındaki sevgiler aklına geliyor, onu keşfediyor ağlıyor. Üstad Rahimullah da bir yaprağın düşünde ağlıyor. Ya ne oldu yani şimdi? Biz tımarhanede gibiyiz, ne olduğunu anlayamıyoruz. Ya oradan da Allah'ın sevgisini keşfediyor işte. Şimdi benim anamı, anası babası mı daha çok sever, Allah mı daha çok sever? Allah aşkına yani. Ya niye geçemiyoruz yani? Allah her şeyin güzelliğini Müslümanlara versin ve çok mutlu oluyorum. Ama ellerine versin. Kalbe girince işte bunlar gözükmüyor artık yani. Bu kalbi boşaltman lazım. Böyle egoist bir hale düştük. Bu asrın insanının en çok sevdiği şey demir betondan ziyade kendi ten perverliği. Kendini yani. Aşık bir hale geldik kendimiz. Kendinden geçmeyene Allah mı var? Gözünü seveyim ya. Var mı? Kendinden geçmeyene Allah olur mu ya? Ha? Ben sanırdım alem içre bana hiç yer kalmadı. Ben beni terk eyledim baktım ayar kalmadı. Ya kendini terk etmeyene dost mu var ya? Bakmıyoruz böyle. Delikanlı olalım. Sofrada çorbaya böyle bakmıyoruz. Getirene bakıyoruz. Ya Rab benden önce bunları maden nasıl hazırladın buna bakmıyoruz. Delikanlı ol. Yakışmıyor ama. Böyle ölmek bir insana zarar verir. Sonsuz hayatına zarar verir. O yüzden iman etmenin yeri burası. Öldükten sonra imansız kalmayacak. Hem havayı tarasın, gazat-ı muzradan tasfiye etsin, ta teneffüse kabil olsun. Hem suları biriktirip iddihar etsin. Uludağ'da Bursa'nın ihtiyacını 45 yıl karşılamaya yetecek kadar dağın içinde su varmış. Kim koydu? Bizim eve kimse durduk yere damacana getirmiyor. Bu suyu kim koydu? Kim düşündü? Kim sevdi? Kim başımızı bir suyla okşadı? Bir dağın altında hem de. Çok enteresan değil. Buyurun. Hem zihayata lazım olan sair madenlere menşe ve medar olsun. İşte bu vaziyet bir kadir-i mutlak ve bir hakim-i rahimin vücubu vücud. Yani böyle birisinin varlığı olmazsa olmaz meselesine ve vahdetine, böyle ince düzenlere ikinci bir elin karışamayacağına gayet kat'i ve kuvvetli şehadet eder. Ey coğrafyacı efendi. Bak kitabı görüyor musunuz? Ne ince değil mi? Evet. Bunu ne ile izah edersin? Hangi tesadüf şu acayibi masnuat ile dolu Sefine-i Rabbaniye'yi bir meşher... İfadeyi gördünüz mü yani? Acip sanatlarla dolu Sefine-i Rabbaniye. Çok enteresan değil mi yani? Buyur baştan. Hangi tesadüf şu acayibi masnuat ile dolu Sefine-i Rabbaniye'yi bir meşheri acayip yaparak 24 bin sene bir mesafede bir senede süratle çevirip onun yüzünde dizilmiş eşyadan hiçbir şey düşürmesin. 24 bin sene ne demek onu izah edeyim. Dünyanın dönüş hızlarını tekrar hatırlatalım. Kendi ekseninde 1670, güneşin etrafında 108 bin kilometre. Değil mi? Dönüş hızı bu. Dünya 365 gün 6 saat dönse 942 milyon kilometre yol alıyor. Bu yolculuğu insan vasıtasız olarak yapmak istese 24 bin sene zaman gerekmektedir. 24 bin sene demesi bu. Bu uzun yolculuk ve kuvvetli sürat olurken masamızdaki bardak bile düşmüyor. Şefkat değil de ne yani şimdi? Aklımızı yerinden oynatacak korkunçluklar yaşayabilir miyiz?
Allah muhafaza buyursun. Allah bu hizmetleri, bu işlere paratoner yapsın ama bir deprem olduğunda değil mi? Nasıl korkular duyuyoruz? Aylarca namaz kılıyoruz, seccade ayağımızın altından böyle hareket ediyor. Sizin de öyle oluyor mu depremden sonra? Aylarca seccade hala ayağının altında sallanıyor. Ya Rab neden salladın? Sabitlediğim anları görmemiş olabilirsiniz. O yüzden olmasın. Zira her şey zıttıyla biliniyor. Sabit hallerdeki kullukla bunlara şükür demek zorundayız. Yoksa zıttı bize uyandırmak için vazifeli gelecektir. Buyurun devam edelim. Hem zeminin yüzündeki acip sanatlara bak. Ana asırlar ne derece hikmetle tavzif edilmişler. Bir Kadir-i Hakim'in emriyle zemin yüzündeki Rahman misafirlerine nasıl güzel bakıyorlar. Hizmetlerine koşuyorlar. Hem acip ve garip sanatlar içinde rengarenk acip hikmetli zemin yüzünün simasındaki bu nakışlı çizgilere bak. Şöyle kuş bakışı bak, senin yüzün gibi kıvrım kıvrım çizgi çizgi değil mi yerküre? Evet. Nasıl sekenelerine enhar ve çayları, deniz ve ırmakları, dağ ve tepeleri ayrı ayrı mahluklarına ve ibadına layık birer mesken ve vesait nakliye yapmış. Sonra yüz binler ecnas-ı nebatat ve envai hayvanat ile kemal-i hikmet ve intizam ile doldurup hayat vererek şenlendirmek, vakit be vakit muntazaman mevt ile terhis ederek... Bak şenlendiriyor, geri alıyor. Geri almasa ne olur? Yeryüzü şu güzellikte kalamaz. Bir çift kara sinek bir baharda 5,5 milyar yavruluyor. Şimdi bunların ölmeyip biriktiğine hayal edebiliyor musun? Ya da dedelerimizin, atalarımızın yaşlanıp, hastalanıp ama mevt ile öbür dünyaya gitmediğini hayal et. Yani bu incelikler de var. Buyurun. Vakit be vakit muntazaman mevt ile terhis ederek boşaltıp yine muntazaman basu badel mevt suretinde doldurmak. Bu kelimeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bas, diriliş. Bagde. Bagde ne demek? Sonra. Bagdel mevt. Ölümden sonra diriliş. Evet. Bir Kadir-i Zülcelal'in ve bir Hakim-i Zülkemal'in vücubu vücuduna ve vahdetine yüz binler lisanlarla şehadet ederler. Lisan neydi? Dil. Evet. Elhasıl. Yüzü acayip bir sanata bir meşher. Meşher yani teşhir alanı. Allah Azze ve Celle sanatlarını sergiliyor. Nerede sergiliyor? Arzda, küreyi arzda. Bir bakıyorsun tezgahta bir tane damla var. Aradan biraz zaman geçiyor. O damla 150 tonluk balinaya dönüşüyor. Var mı böyle bir tezgahınız? İşte Allah'ın sergisi bu. Meşer yeri, yerküre. Evet. Ve garaib-i mahlukata bir mahşer ve kafile-i mevcudata bir memer. Memer gelip geçilen yer demek. Dünyanın hükmü bu. Dünya memer. Geldik, geçeceğiz. Evet. Ve sufufu ibadına bir mescit ve makar olan zemin. Mescit secde edilen yer demek. Makar ise karar kılınan, durulan yer demek. Yerküreyi tarif ediyor yani Üstad Hazretleri. Evet. Bütün kainatın kalbi hükmünde olduğundan kainat kadar nur-u vahdaniyeti gösterir. İşte ey coğrafyacı efendi, bu zemin kafası 100 bin ağız. Bakın gene oraya çevirdi konuyu, fark ettiniz mi? 100 bin ağız, evet. Her birinde 100 bin lisan ile Allah'ı tanıttırsa ve sen onu tanımazsan, başını tabiat bataklığına soksan, derece-i kabahatini düşün. Yani ne kadar nezih söylemiş değil mi? Derece-i kabahat. Aslında yani belki biraz kendimizce söyleyecek olsak seni cehennemin dibinden çıkarmaz yani. Bunlarla Allah tanınmazsa. Değil mi? Evet. Ne derece dehşetli bir cezaya seni müstahak eder bil. Bakın bu günah olarak bilinmiyor işte. Böyle İslam'ın gırtlağına sıktık. Kumar var, içki var, şu var, bu var. Eyvallah. Ya Allah'ı tanımadıktan sonra belki bunlara sıra gelmeyecek. Yani iman olmadıktan sonra günahın hükmü ne olacak? İman yok yani. E bugün ya var zannettiğimiz İmanın evraklarında eksik varsa? Oluyor mu yani? Her parça tamam, meleklere iman yok. Aa bu da bir parça imandır, olur mu? Hayır, iman paket halinde. Birisinin bir parçası eksik olduğunda bomba hükmünde elinde patladı. Allah'ı tanımamak, bilmemek en büyük günahlardan bir tanesi. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Biraz günah skalamızı değiştirmemiz gerekiyor. İman dediğimiz olayı bilmek, kabul etmek,
mucibince tatbikte bulunmak. Yani Allah'ı bilmemek, tanımamak. Bu kadar şeyi kendini tanıttırmak için yapıp, şöyle bizim de haşa elimizin tersiyle itip, benim daha önemli işlerim var, bunlarla uğraşacağım dememeyiz. Günahların en şiddetlisi, en büyüğü. Anladınız değil mi yazılandan? Buyurun. Ve başını bataklıktan çıkar. Âmentü billâhillezî biyedihî melekûtü külli şey de. Yani sebeplerin içerisinde boğulma, hepsi Allah'ın elinde diyor. Evet. Düşün, bir gün uçağa binmişsin. Tam oturduğun yerde etrafı seyrediyorsun. Kapıyı açmışlar. Uçak havadayken birilerini içeri alıyorlar. Bir şaşırır mısın? Bu adamlar nereden girdi? Batman'in filminde vardı o değil mi? Diğer kapıyı da açmışlar. Uçaktan birilerini sırayla aşağı atıyorlar. O esnada da hostes geliyor. Buyurun efendim, tabletiniz. Oyun oynayın, film izleyin, eğlenin diyor. Eğlenebilir misin böyle bir durumda? Aklını yitirirsin. Ya bunlar nereden geldi? Ya bunları nereye atıyorsunuz? Sıra bana da gelecek mi? Dalıp eğlenebilir misin tablette? Mümkün değil değil mi? Bakın, bir anda gözümüzü açtık ve bir uçağa bindirildik. Uçağınızı saatte 108 bin kilometre. Dakikalar seni ölüme gönderiyor ve bir gün koltuk sırası sana gelecek. Bir anda kolumdan tutup aşağı atacaklar. Beyefendi, biraz sonra sizi götüreceğiz. Yok, bir anda. Şimdi insan olan insan, ben kimim? Nereden geldim yani, şu kapıdan girenler niye giriyor? Nereye gideceğim yani, şu kapıdan aşağı atanları neden atıyorlar demesi gerekir mi, gerekmez mi? Şimdi şöyle hayal edelim. Uçağa bindin. Hemşerim, nereden bindin bilmiyorum. Nereye gideceksin bilmiyorum. Bu adamı nereye kaldırırlar? Tımarhaneye kaldırırlar. Bakın, dünyanın sultanı da olsanız, toprağın altında çürüyüp hepsine veda edeceğiniz bir hayatı düşünmek bütün sultanlığın sonu demektir. Doğru mu? Şöyle bir şey düşünsene. Bir memlekette bir kral var. Bütün misafirlerini alıp dünyanın en güzel sofralarını kuruyor, yediriyor. Sonra arka bahçeye götürüp öldürüyor. Olur mu böyle bir şey? Olmaz değil mi? Mantıklı değil. Şimdi işte böyle bir Allah var diyen itikatlar var, haşa. Dünyayı yarattı, sonra dağıtacak, hiçbir gideceğimiz yerde yok diyorlar. Bu uçaktan atıldıktan sonra bu sofralarla bizi bezeyen Allah'ın soracağı bir hesap diyarı var. Tam oraya hazırlık yapmak aklın gereğidir işte. Bu derslerle bu manalar inşallah aklımızda, kalbimizde açılır. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha. Mustafa, yer buldunuz mu Ankara'da? Daha bulunamadı mı? Eyvallah. Şeye çok üzülüyorum. Yani bu dersleri böyle bu kadar anlatıyoruz. Etraftan da biz sizinleyiz, şöyleyiz, böyleyiz. Bu işlerde her şeyi yapmak lazım diyen çok arkadaşlarımız var. Allah razı olsun. Eminim samimane söylüyorlardır ama bakıyorsun kendileri için bir yer buluyorlar. Kendileri için yere çıkıyorlar. En ince detaylarını düşünüyorlar. Burada bu kadar insan iman etmiş. Milyonlar insana ulaşılıyor yani. Bunları görmüyor musunuz? Görüyoruz. Bir şey yapmak gerekmiyor mu? Gerekiyor. Niye yapmıyorsun? İmanın kuvveti içeri yerleşmeyince kimse yapmıyor. Siz de 3 kişi 5 kişi sokaklarda aramaya devam ediyorsunuz. Allah yürüdüğünüz yolları umut ışığı yapsın. Başka imanlara da sirayet etsin. İhlasın amel olduğunu inşallah bütün sağır kulaklar duysun, anlasın. İhlas ameldir. Amel olmadıktan sonra evde oturduğumuz koltukta içimizde zannettiğimiz iyi niyet büyük ihtimal iyi niyet değildir. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? İnnemel amelü bin niyet. Ne demek? Ameller niyetlere göre. Dikkat edin, hadiste iki ifade var. Bir amel var, bir niyet var. Dış kabuk amel. İçeride niyet var. Yani önce amel olacak dış kabuk, sonra ameli kıracaksın. Ha, niyeti de buymuş diyeceksin. Amel olmadıktan sonra o niyet niyet dahi değildir. Öyle mi? Ayetlere bakın. Âmenü ve amelü salihat. İman eden salih amel işleyen. Koymasaydı haşa Allah salih ameli. Amelsiz ihlas olmaz. Sen de sevabını kapamazsın. Ahiretinde de güzel yurtları inşa edemezsin. Neden bu kadar rahat konuşuyorum? Bura babamızın çiftliği değil. Hiç kimsenin de malı değil. Kim daha çok sahiplenirse hem onun aidiyet hissettiği yer hem de ahirette de o ölçüde sevap alacağı yer. Ama insanların bu kadar iştiyaklı konuşmaları, davranmaları, aramaları, iş neticeye gelince de hala bizim 3-5 kardeşin gidip sokak sokak diyar diyar yer araması, daha sonra maşallah arkanızdayız diyen insanlara baktığımda da ya bunlar kendileri için her ince detayı yapmışlar, bulmuşlar, etmişler. Neden iş buna gelince bir türlü ellerini uzatmıyorlar diye çok üzülüyorum yani. Çünkü ihlas ameldir.
Herkes de kendisini yapar. Allah yardımcınız olsun. İnşallah bu yürüdüğünüz şeyler bir yangın oluşturur. İnsanların kalbine sirayet eder. Onları da hareketlendirir. Felçli tavuk gibi oturmuşuz o koltukta. Kabir orağı, mezar orağı, haşir orağı, ahiret orağı. Her şey orada yani maşallah. Sahabe hayatı okuyunca da ağlıyoruz ondan sonra. Yani Allah aşkına samimi gözyaşı insanı harekete getirir mi getirmez mi? Getirmez olur mu yani? Bir garip olmuşuz yani. Vallahi işte o yüzden bu dersler inşallah bizi yeniden uyandırır. Siz de şey yapmayın yani, Allah daim etsin Ankara'da. Örnek teşkil etsin diye. Sen de çok yoğun bir dünya içindesin değil mi yani? Büyük ve yoğun, şehir şehir, diyar diyar. Gidip kendi işinin patronusun. Herhalde büyükte iş yaptığın bir işletmen var. Yurt dışı da çalışıyorsun. Doğru. Değil mi? Ama bununla birlikte herhalde her gün koşturuyorsun arkadaşlarla ve daha açlıktan öldüğünü görmedik. Yok abi, bu meselelerden daha büyük işler değil ya. Tam idrak edince öyle anlaşılıyor. Eyvallah, eyvallah. Onda Mustafa Medar Şevk olsun diye bahsettim de yani. Hep aynı cümleleri duymaktan gına geldi. Yoğunuz, 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 yoğunuz. Yani kusura bakmayın o zaman. Kader yaratılırken siz hesaplanamamışsınız. Haşa, haşa, haşa. Yanlış mı hesaplandınız haşa? Yani Allah senin kaderini belirleyip bu kullukları isterken haşa, haşa, haşa yanlış mı hesaplamış yani? Garip garip ukalalıklara giriyoruz vallahi. Allah bize insaf versin. Evet. Allah daim etsin yani. Çok ihtiyaçlar var Ankara'larda, Almanya'larda, başka yerlerde. Bu işler böyle videolardan falan olacak işler değil yani. İnsiba lazım. Göz göze, diz dize tedrisat lazım. Evet. Durumlar öyle. Allah razı olsun. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.